Şimdi sevgili dostlar, Trabzon'un olmazsa olmazı Köksal Baba'nın yanına geldik. Köksal Baba bize bugün çok güzel bir Trabzon usulü köfte yapacak. Evet, hamburger. Şimdi önce usta kıyafetini giydi. Oo, incecik incecik. Sonra domatesi mi kesecek baba bize? Evet, domatesi ayarlayacak. Oo. Baba sen herkese yapmaz değil mi bu şeyi? Yok. Herkese yapmaz. Herkese yapmaz. Vay 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 vay. Adam usta. Usta ya vallahi Köksal Baba tam usta olmuş ya. Ne istiyorsun usta söyle. Sevgili dostlar Köksal Baba bize şimdi hamburgerin altını yaptı. Önce güzelce marullarını kesti. Sonra domatesini kesti. Şimdi ne yapacak ustam? Önce seni tanıyalım. Ben tanıyorum zaten Süleyman abi de. Bir kendini tanıtır mısın? Ben Süleyman Küsen. Kameralara yabancıyım. Açık ve net konuşalım. Evet. Yani diyeceksin ki niye yabancısın? Ben hep arka planda olduğum için, çeken olduğum için çeken daha rahat. Daha rahat tabii. Her çekince ama daha rahat olur. Ama önündeki... Zor olur. Şimdi biz seniz gerçekten Köksal Baba'yı daha doğrusu senin sayende tanıdık. Olur. Önce Trabzon'un Köksal Babası'ydı. Şimdi tüm Türkiye'nin hatta dünyadaki birçok takipçisi var. Onu izliyoruz. Köksal Baba'yı bize biraz anlat. Birazcık Trabzon'u konuşalım. Sonra güzel bir kafe yapmışsın. Köksal Baba burada artık usta olmuş. Bize hamburger yapıyor. Bir anlatabilir miyiz bu hikayeyi? Köksal Baba hikayesi nasıl başladı? Vallahi Köksal Baba hikayesi şöyle diyeyim. Köksal Baba 1975-02-10 yani ikinci ayın 10'u 1975 Arsın'da oldu. Yani bugün itibariyle 44 yaşında. Ha, görüntü itibariyle 7-8 yaş çocuk gibi. Bak ama ters baktı sana 7-8 yaş. Baba bakar. Baba ne diyor 7-8 yaş diyor ya yine. Baba babanın yaşın kaç babuş? 2 mi? 2. Babaya göre 2. Köksal Baba serüvenimiz şöyle başladı. Şöyle diyeyim. Yani kısa keseyim çünkü ilerleyen zamanlarda farklı düşüncelerim var. Allah nasip ederse kitap yazmayı. Çok güzel. Ve bunu bir küçük bir belgeselimiz var. Belgesel çektik. Onu daha büyütüp daha büyük bir şekilde yani Köksal Baba ve Köksal Baba gibiler. Evet. Yani bizden artı bir fazlası olan insanlar. Bizim başlama amacımız daha doğrusu ben de kendimden örnek vereyim. Ben de çok hatalar yaptım. Hepimiz insanız. Bir artı bir fazlası olan insanları evet. Gördüğümüzde görmemezlikten gelirdik. İşte hoşnut olmazdık. Dalga geçer gibi olurduk. Bilmem ne olurdu, o olurdu, bu olurdu. Bir gün işte oturduğumuz çömlekçide gördüm. Tabii daha önceden de tanıyordum da. Şimdi cesaret edemiyorum. Evet. Nasıl giriş yapayım, nereden giriş yapayım? Bir gün kestim önünü dükkanını oradan geçerken. Dedim gel bakayım. Hiç o zamanlar normal konuşma da konuşmuyor. Yani bu o şekilde. Konuşmuyordu o zaman. Yani hiç. Hı hı. Mimikler, hareketler o yani başka bir şey yok. Sonradan işte kestim önünü dükkanın içine aldım. Ne yaparsın, ne edersin? Kimsin? Ne içersin, kimsin, nesin, ne değilsin? Kaynaşmaya çalıştım. Hiç sinirli vaziyet, şekiller, bilmem ne. Masaya vurdum. Ayağını gösterdi. Baktım ayağında ayakkabım var. Yani ne anlatmaya çalışıyor? Bana dedi çabuk ayakkabı. Dedim iyi olsun. Tuttum elinden. Yani bunu söylerken de ya bir marifet evet. Gibi değil. Yani İçinizden gel gösterdi. Köksal Baba köfteye bir bak. Köfte yanmasın. Köfteye bir bak bakalım. Köfteye de yanma. Aman bir çevir evet. Bakalım. Tamam öyle dursun şimdi. Simetri o önemli evet. O simetri. Uyar onu baba. Uyar onu yanmasın. Söyle ona. Ona söyle yanmasın diye. Ne? Sakın yanma. Sus. Sesin çıkmaz. Gel baba gel. Sonra el ele tutuşarak ayakkabıcıya gittik. Evet. Tabii insan olarak şey düşünüyorsun yani. Güzel bir şey alayım ona. Evet. Yani daha... Bu arkası yanan ayakkabılar var. Hani evet. Çocukların giyindiğim. Üzerine bastığın zaman yanım. İlla da ondan istedi. Ben de kıramadım. Aldık onu. Muhabbetimiz, sohbetimiz devam etti. Akşam oldu. Evine yollayacağım. Bir engelli kardeşimiz daha var. Evet. Kulakları çınlasın. Onun daha da Adem. Bu bedensel de engelli hem de yani konuşmada da zorluk çekiyor. Ona emanet ettim bunu. Dedim ki al bunu dedim evine getir.
Yani onlardaki sahiplenme duygusunu gördüm ve oradan yola çıkarak birbirimize kenetlendik. Giderken de yani dedim size ki 100 metre ileride bile baktım baba yanarak gidiyor. Yani farklılık. Yani evet. Bunlar şöyle diyeyim sana. Yani yaşamayan anlayamaz. Yani ne kadar anlatırsam anlatan bazen şimdi ben de olsam ben de beni dinlesem yani antipati yapıyorum. Şimdi karşı tarafta ben olayım dinleyeyim bu adam hikayemi anlatayım. Derim. Ama yaşamadıktan sonra ya ne anlatırsan anlat. Artı şöyle diyeyim ya biz her şeyi yaşayabiliyoruz. Evet. Allah şükürler olsun dilimiz dönüyor. Kendimizi anlatabiliyoruz. Elimiz ayağımız tutuyor. Bu halimize sonsuz şükür olsun. Yani her şeyi yapabiliyoruz. Ama bu gibi insanlar her şeyi yapamıyor. Maalesef. Ya şu anda bile hani dünya çağındayız yok Avrupa işte yok teknoloji çağı yok bilmem ne çağı. Yok abi ne çağı var ya. Çağ dediğimiz her zaman. Her şeyin çağı var ama insanlık çağı yok. Yani. İnsanlık çağı maalesef. Her zaman devam ediyor maalesef. E şimdi bir engelli yolu desen engelli yoluna araç çekiyor. Az önce beraber de evet, gördük. Fark ettiniz. Yani adam diyor ki devletin yani, yoluna çekeyim. Yani devletin yolu da bu. E kurban olayım devletin yoluna çekmek zaten yasak. Yasak oraya çeksen zaten araba yani, çekiyor. Olmaz da şimdi. Ya saygı sevgi yok. Kaç yıl oldu şimdi beraber Süleyman abi? Vallahi 10 yılın üzerinde. 10 yıl. Yani eşimle 15 yıllık evliyim. Babanın 10 yıldan 10 fazla. Bir... Ama dediğim gibi hepimizin babası oldu. Baba. Oyana. Lan kapatalım onu. Kapat onu. Baba tasarrufludur ama tersi yaptı. Ha kapandı. Nasıl anladı yalnız hemen? Ben görmedim vallahi yalnız. Ama usta olmak usta kolay değil. Usta değil mi? Amca kökün de gelir. Yanay değil mi? İtalya'ya gidersin, pizza istersin, yemek istersin, tuzunu mu şunu mu yemersin. Ben yaptığımı yemek zorundasın der. Nasıl yapıyorsan öyle. Şimdi Köksal baba da bize nasıl yapsa öyle yiyeceğiz. O usta, ustanın ha, içine karışılmaz. Ustaya saygı. Tabii ustaya saygı. Köftemiz tamam. Babanın evinden ilk defa değil mi? O bu çok önemli. Daha yemedin mi? Daha yemedim. Köksal baba sen yapmam. Herkese yapmıyorsun herhalde bu hamburgeri. Yapmam diyor. Herkese yapmaz. Testere kontrolü. Tabii tabii daha onlar var.